Bence buraya gidip insan bu kadar dikkat çekmiyor. Hayırlı olsun, kolay gelsin. Bereket olsun. İkincisini açtığımız Junior Show Fuarımız hayırlı olsun. Tabii bu fuarı gezerken 2014 yılıydı herhalde değil mi? Başkanım, evet. Beksiat'ta bu toplantıyı yapmıştık. Tekrar bebe sektöründe Bursa'yı, merkez sektöründe neredeyse üretimin %60'ından fazlası Bursa'da gerçekleştiriliyor. Bu üretim ancak dünyaya ulaştırabildiğiniz kadar gücünüz var. O açıdan da pazarlamanın en önemli ayaklarından bir tanesi fuar ve kongre turizmi. Fuarcılıkta da artık Bursa gerçekten Türkiye'nin en önemli fuar merkezlerinden birine sahip. İstanbul'dan sonra en fazla fuar yapılan merkez şu anda içinde bulunduğumuz bu fuar merkezi. Bu anlamda bebe sektöründe de yılda iki tane fuar yapıyoruz. Bir Ocak ayında, bir de Temmuz ayında gerçekleştiriyoruz. Bugün 100'e yakın firmamız var. Yaklaşık %15, %16 yurt dışından katılımcımız var. Şehir dışı ve yurt dışı. Tabii biz Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak yaklaşık 500 yabancı iş insanını Bursa'ya getirdik. Öyle tahmin ediyorum ki bu 3 gün, 4 gün boyunca toplamda 2000 yabancı ziyaretçi firmalarımızla bir araya gelecek. Firmalarımızın yapmış olduğu son koleksiyonları inşallah yerinde görüp ticaretlerini geliştirecekler. Tabii özellikle sene başından itibaren başta konfeksiyon sektörü olmak üzere ciddi bir daralma söz konusuydu hem yurt içi hem yurt dışında. İnşallah bu fuarla birlikte şirketlerimizin hem siparişleri hem üretimlerine de bu pozitif yansıyacak. Bunu çok önemsiyoruz. Bir de bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi artık Bursa'yı moda ve trendin belirlendiği merkez konumuna yükseltmek. Takip eden değil, takip edilen, trendleri belirleyen bir Bursa hedefliyoruz. Bugün şirketlerimizdeki koleksiyonları gördüğümüzde de bunu net olarak gördük ki Bursa artık bu alanda gerçekten bebek konfeksiyonunda dünyanın en önemli merkezlerinden biri. Ben başta tabii ki Beksiat Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sektörün en önemli kurumlarından bir tanesi, Sivil Toplum Kurumu. Yani onlarla yapmış olduğumuz işbirlikleri gerçekten sektöre büyük bir ivme kazandırıyor. Alım heyetleri olsun, fuarlarımız olsun. Tabii Bursa protokolünün de bu etkinliklere bu kadar büyük destek vermesi gerçekten Bursa iş dünyası için çok önemli bir çıktı. Ben başta Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün sektörü yalnız bırakmadılar, Bursa ihracatçısını yalnız bırakmadılar. Fuar inşallah hem sektörümüze hem ülke ihracatına hayırlı uğurlu olsun temennilerini bulunuyorum. Sizin için düzenlenen Junior Show, bebe konfeksiyon fuarının ilimize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Burada emeği geçen başta Beksiyat olmak üzere Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın odamıza ve Büyükşehir Belediye'mize katkısı olan bütün kurumlara biz teşekkür ediyoruz. Bursa şükürler olsun ki bir marka değer olan bebek konfeksiyonunda artık moda ve tasarımı da belirleyen ve yurt dışı ihracatında da bebek konfeksiyonunda önemli bir role ve fonksiyona sahip, yurt içinde yine piyasaya hakim olan bir bebek konfeksiyon sektörüne sahip. Bu yönüyle de Bursa'mızın bir marka değeridir. Bunun tanıtımı anlamında da bu fuarı önemsiyoruz. Çeşitlilik artıyor, tasarım artıyor, markalaşma artıyor. Bu Bursa'da da sevindirici şeyler.
Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve bol ve bereketli, kazançlı bir fuar diliyorum inşallah. Fırat ve Bursa Ticaret Sanayi işbirliğinde gerçekleştirilen bir Junior Show'da da beraberiz. Öncelikle tüm firmalarımızın çok özenle hazırlandığı bir gerçek. Sayın Valimiz ve diğer heyetle birlikte gezdiğimizde gördük bunu. Öncelikle bol bereketli siparişler, kazançlar, satışlar temenni ediyoruz. Zaten yıllardır buna yapılan bir yatırım var. Açıkçası ben bu yatırımların da karşılığının alındığını, daha da alınacağını düşünüyorum. Bütün dünya ekonomisinin zor bir süreçten geçtiği bir ortam içerisinde bana göre bu organizasyonu yapabilmek önemli bir değer. Bu da bir Bursa farkı, Bursa sanayicisinin farkı. Ben tabii bu vesileyle de şunu da ifade etmek istiyorum. Özellikle bebek konfeksiyon sektörünün kalbinin attığı Vişne Caddesi ile alakalı düzenleme çalışmalarında yine derneğimiz ve oradaki esnaflarla yaptığımız görüşmeler neticesinde yıl sonuna doğru biraz daha pasif bir tarihte, yani onların işlerinin pasif olduğu bir tarihte girişeceğiz inşallah. Ben tekrar fuarımızın hayırlı uğurlu olması temennisiyle emeği geçen her kim varsa, kişi, kuruluş, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bursa'mıza, ülke ekonomisine hayırlı uğurlu olsun inşallah. Olmuş bu yeni konsepte. Önceden bir dizayn oluyordu ve hitap edebilip anlatabiliyorduk. Ben öncelikle hem Beksiyat'ı hem Bursa Ticaret Sanayi Odası'nı tebrik ediyorum. Bebek konfeksiyonu Bursa'nın gerçekten ciddi manada bir marka değeridir. Hususen Vişne Caddesi bu anlamda bir marka değerdir. Tek başına Türkiye'de pek çok ilden daha fazla ekonomiye katkı sunmaktadır. Ben bu girişimci arkadaşlarımızı tebrik ederken iki önemli sorunu da buradan paylaşmak isterim. Biz arkadaşlarımızla konuştuğumuzda özellikle nakliye masraflarının yurt dışına ihracatta döviz bazında bir yıl içerisinde neredeyse iki ya da üç kat arttığını söylediler. Kazakistan'a bir kilosu 1.60 dolara gönderirken şimdi 3.60. Rusya'ya işte diyelim 2 dolara gönderirken şimdi 4.20. Bu ciddi manada bir sorun. İkinci büyük sorun ise özellikle bebek konfeksiyonunda fasonun tamamen Suriyelilerin eline geçmesidir. Yakında bu konuda üretimde ciddi bir problem yaşanacak. Özellikle ucuz iş gücüyle rekabet edemez hale gelen bebek konfeksiyoncularımız ciddi bir problemle karşılaşacaktır. Bu gerçek sorunlar üzerinde de çalışma yapılması. Biraz önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı söyledi Vişne Caddesi ile alakalı. İnşallah gecikmiş de olsa bir an önce bu marka değerin bu sıkışmışlıktan orada kurtarılıp bir vizyon projeyle dünyanın önemli caddelerinden biri haline getirilmelidir. Ben tekrar emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli kazançlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.